Genel Başkanımız, 8. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hatay İl Başkanımız, Zeytinyolu Hemşerimiz Hakan Tiryaki. Hoş geldiniz diyoruz. Mandalina kokulu güzel dört yolumuzun sevgili insanları, güzel insanları adına. Sayın milletvekillerimiz Mehmet Güzel Mansur aramızda. Servet Mollaoğlu. Nermin Kara Yıldırım. Hatay milletvekillerimizi alkışlıyoruz. Evet hocam. Evet. Evet. Tamam mıyız? Hoş geldiniz efendim. Her şey çok güzel olacak sizlerle. Bu güzel başkanlarımızı, milletvekillerimizi biz coşkuyla alkışlıyoruz sevgili Nato. Coşkuyla. Evet şimdi dört yolumuza güzel hizmetler veren dört yol Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız sayın sevgili başkanımız Muammer Bedir'i alkışlarla mikrofona davet ediyoruz. Çok kıymetli Genel Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Hatay İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, dört yolumuza hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sadık dostlarım dediği Kuvayi Milliye ruhu ile milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı portakal çiçeği kokulu dört yolumuza tekrar hoş geldiniz. Medeniyetler Beşiği Hatay'ımıza umut oldunuz ve yanımızda olduğunuz için minnettarız. İyi ki varsınız. Milli bağımlılık ruhumuzla yılmadan, usanmadan, cesaretle, adaletli ve sosyal demokrasiyi savunacağız. Yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Teşekkür ediyorum saygılarımla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'na sözleri bırakıyorum. Sayın Genel Başkanım teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok çocuk var bugün Genel Başkanım. Çok pırlanta gibi çocuklar var. Muhteşem hanımefendiler var. Sevgili gençler, beyefendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yürekten kucaklıyoruz, öpüyoruz sizleri. Genel Başkanımızın Hatay'a olan sözüyle bugün buradayız. Hem Büyükşehir Belediye Başkanım hem il başkanımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte Hatay'ın güncel durumunu analiz ettik. Bazı katkılarımız, buraya yapmak istediklerimiz vardı. Onları daha da büyütme niyetiyle buradan ayrılıyoruz. Çok yeni bir dönem başladı. Çok güçlü olacağız. Omuz omuza büyük bir dayanışma içerisinde göreceksiniz Allah'ın izniyle çok başarılı olacağız önümüzdeki yerel seçimlerde. Eminim buradaki enerji dört yolda da bize çok güzel başarılar kazandıracak. Ve ona inanıyorum. Gencecik arkadaşlarımız burada yönetimde görüyorum. İlçe başkanımız, heyeti, il başkanımız. Onların da gayretleriyle vatandaşlarımızın arasında kuracağınız büyük dayanışma ve ittifakla inşallah yerel seçimde bize başta Hatay Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere farklı ilçeleri de başta dört yol olmak üzere kazanarak güzel müjdeler vereceksiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi kucaklıyorum.
güzel kızlarımızı, özellikle oğullarımızı burada kucaklıyorum. Hepinize hayırlı günler. Unutmayın, her şey çok güzel olacak. Sayın Ekrem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dört yol bir başka, seviyor onu. Sevgisi bir başka. Bir kez daha alkışlıyoruz. Sayın İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere 8. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel mikrofona davet ve arz ediyorum. Sayın İl Başkanım, İstanbul'umuzun, Hatay'ımızın kıymetli büyükşehir belediye başkanları, Hatay'ımızın, Mersin'imizin, Adana'mızın, Türkiye'nin dört bir yanından çok kıymetli milletvekillerim, bana eşlik eden değerli genel başkan yardımcılarım, kadın kollarının, gençlik kollarının çok kıymetli başkanları, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, güzel kokan, güzel insanlarla dolu, yüreğinde vatan, millet ve Atatürk sevgisi olan dört yolun mert insanları, güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Manisa'da Akhisar'da bir mitingde Ekrem Başkan'la önlü arkalı konuştuk. El ele tutuştuk. Manisalılar o birlikteliği çok sevdiler. Çok alkışladılar. İlerleyen zamanlarda biz bir ortak duyguyla hep birlikte, sizlerle birlikte bir yola çıktık. Bugün sizin karşınızda yine böyle Cumhuriyet Halk Partilerin karşısında böyle bir seçim kamyonunda Ekrem Başkan konuşurken ve ben konuşurken gözlerinizin içini gördüm. Manisa'da başladığımız yolculuğun fotoğrafını burada bir kere daha verelim. O gün hep beraber, o gün hep beraber seçimleri kazanmak için çalışıyorduk. Olmadı. Çok üzüldük. Hepimiz yıkıldık. Hepiniz yıkıldınız. Omzumuz düştü. Başımız öne düştü. Utandık, sıkıldık. Sonra dedik ki bu böyle olmaz. Bu örgütü, bu partiyi ve bu ülkeyi ayağa kaldırmak lazım. Bir yola çıktık. Siz bize inandınız. Biz size inandık. Partimize yakışan bir kurultayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak karşınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hem ikinci yüzyılın birinci kurultayında tarihimizin en genç 43 yaşında yaş ortalaması parti meclisini seçen delegelerimize, üyelerimize ve elbette 7. genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir selam yollayalım hep birlikte. Selam olsun Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bundan sonra biz kurultaydan bir görev aldık. CHP kurultayları görev vermez, görev almaz, görev verir. Başka kurultaylar gibi değildir. Liderin
salona girdiğinde herkesin ayağa kalktığı, otur deyince oturan, onun listesini onaylayan, 1,5 saatte kurultay bitirenlerden değiliz biz. Bizde herkes cumhuriyet için, bizde herkes bu ülkenin iyiliği için, bu ülkenin, bu partinin iyiliği için çalışır, çabalar, karar verir. Şimdi o kurultay bize bir görev verdi. Size bir görev verdi, hepimize bir görev verdi. Atatürk'ün partisini iktidar yapma görevini aldık. Bunun yolu Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolu önümüzdeki yerel seçimlerden geçiyor. Biz elimizdeki Hatay dahil, İstanbul dahil bütün büyük şehirleri tekrar kazanacağız. Ayrıca üzerine Türkiye'de büyük şehirler Hatay'da da ilçeler ekleyeceğiz. Bunların da en başında gelenlerinden biri Dört Yol Belediyesi'ni alacağız. Dört yolu alalım ki daha pek çok ilçeyi alalım ki bundan sonra Cumhuriyet Halk Partili Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının elini kolunu bağlayamasınlar. Belediyedeki çoğunluğu istiyoruz. Ve yerel seçimleri kazandıktan sonra Dört Yol'un yol sorununu da, su sorununu da, diğer sorunlarını da teker teker çözeceğiz. CHP gelecek, her şey çok güzel olacak. Sonra daha çok çalışacağız. Var gücümüzle çalışacağız ve sonra artık kimsenin narenciye üreticisini ezmesine izin vermeyeceğiz. Bu partinin birinci genel başkanı ve Türkiye'nin birinci cumhurbaşkanı köylü milletin efendisidir demişti. Sonuncusu alanını da git diyor. Bundan sonra bu zorlukları çekmemek için insan utanır. Hatay'da 1.6 milyon ton narenciye üretildi. Düşünün parayı. Kilosunu 3 liraya satılanı 1 lira fazlaya satsanız 1.6 milyar Hatay'a ek katkı olacak. Ama beceriksizler yüzünden, kötü yönetim yüzünden üreticiye doğru destek, doğru danışmanlık yapılmadığı için bu sene ürünün %40'ı dalda kaldı. Kayba bakın, toplatmaya, İstanbul'a yollatmaya masraflar engel oluyor. Ürünümüzü dalda bırakanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ve bu ürünün dalda kalması bir anda 6 liralık mazotun 30 liraya çıkmasındandır. Bu ürünün dalda kalması artık mazot fiyatlarına çiftçinin yetişememesidir. Bir gün birkaç ay önce 30 liraya, 33 liraya, 39 liraya mazot fiyatı çıkınca bu ürünün burada toplamaya gelen işçinin maliyeti ve İstanbul'a gitmesi, Anadolu'nun dört bir yanına gitmesi imkansız hale gelmiştir. Bu yüzden narenciye üreticisine doğrudan destek vermek şarttır.
ihracatçıya değil üreticiye destek istiyoruz. Üreticiye. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki sürecinde iktidarın kadrosunda hangi bakan varsa onun tam karşısında, ama o konuyu o bakandan iyi bilen ve meseleyi sadece sermaye için değil halk için okuyan, gören, işçiyi seven, esnafı seven, çiftçiyi seven, köylüyü seven, sizin için çalışacak bakanlarımız var. Şimdi bundan sonra Tarım Bakanı ne yaparsa onu adım adım takip edecek ve bundan sonraki süreçte sizin sesinizi tüm Türkiye'ye duyuracak bakanımız var. Tarım Bakanı'nın gölgesi gibi takip edecek gölge Tarım Bakanımız var. Çok çalışacak, sesinizi duyuracak. Ve bu kardeşiniz hem dört yolun hem Hatay'ın bütün sorunlarını Türkiye'ye duyurmaya söz verdi. Ben 15 gün önce genel başkan adayı olarak Hatay'daydım. İl binamızın önünde dünya kadar kamera, kalabalık vardı. Dedim ki ben 80 ilde siyaset yaparım. Hatay'da yapmaya gerek yok. Ama Hatay'ın sesini duyurmaya gerek var. O gün söz vermiştim. Önce mazbatadan önce annemin babamın elini öptüm, helallik aldım. İlk seyahati Hatay'a yapmaya söz vermiştim. Hatay'dayım, dört yoldayım. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Hatay benim kişisel meselemdir demiş. Bize vasiyet etmiş ve Hatay'ı Dur. Evet. Yeterince ben sizin sesinizi duyurayım. Kimse duymuyor. Ben söyleyeyim. Tamam, ben söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, bir ablamız dedi ki sesimi duyurmak istiyorum dedi ve bu ablamızın derdi şu. Ama müsaade et ablacığım. Ablamızın söylemeye çalıştığı şu. Dört yol kaymakamlığı yardım kolilerini dağıtmak yerine orada bir yolsuzluk yapmış. Onunla ilgili dört yol kaymakamlığına İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bu konuyla yarın ilgilenecek. Buradaki soruşturmaya hep birlikte dikkat kesileceğiz. Söz veriyoruz. Ambulans arkadaşlar. Şuraya bir ambulans alalım. Polis arkadaşlar, zabıta arkadaşlar. Gösteriverin. Var mı ambulans? Yakında mı? Polis varsa polis. Doktor arkadaşımız gidiyor. Bundan sonraki süreçte hem dört yol kaymakamlığı diyor ki abla, ben diyor CHP'li değilim.
Ama diyor kaymakamın yaptığını kime söylediysem sesimi duyuramadım, ezildim diyor. Ben de diyorum ki karınca gibi seni ezemezler. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bundan sonra Hatay şükürler olsun dört yolda yok ama maalesef Hatay'ımızda dört yolda hayatını 90-100 kişi kaybetmişti. 60 kişi kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Ama Hatay ve diğer ilçeleri çok büyük bir yıkımla karşı karşıya. Geç geldiler, erken gittiler. Her yerde yıkımı bitirdiler. Hatay'da yapmadılar. İhtiyaç olan deprem konutunun onda birine bile daha başlamadılar. Ve senesi geliyor, insanlar çadırda, insanlar konteynerda, bu sorunun gündemde tutulmasını istiyorlar. Buradan size Özgür Özel sözü. Bir partinin, ana muhalefet partisinin genel başkanı bir meseleyi gündeme getirmek isterse o meseleyi kimse unutturamaz. Madem ki Gazi Mustafa Kemal, yani koltuğunda oturduğum birinci genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal demiş ki Hatay benim şahsi meselemdir. Ben de diyorum ki bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir. Sizi unutturmayacağım. Narenciye üreticisinin de, çiftçinin de, işçinin de, emekçinin de, emeklinin de dostu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İyi olsun diye başka yerlere oy verenlerin artık ağızları yandıysa, artık bir şeyler değişsin istiyorlarsa, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak hepsini Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani baba evine davet ediyorum. Baba evinin kapıları açık. Herkes baba evine doğar. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında. Kimi büyüğünü arzular gider, kimi küçüğüne kanaat getirir. Ama herkes bilir ki baba evinin, o baba evinde çorba kaynamaktadır, bacası tütmektedir. O baba evinin bacasını tüttürenler işte burada, işte burada. Ama herkesi baba evine davet ediyoruz ve ilçe başkanımız burada. Kapılar açık mı başkanım? Yerleri baş köşesi mi başkanım? Baş tacılar, CHP'ye gelen herkes baş tacı. Çünkü başkan dese ki sokmam, derler ki tapusu sende mi? Ambulans, polis arkadaşlar anons ettiniz mi ambulansı? Geliyormuş, yoldaymış. Doktor gitmiş, ambulans yolda geliyor. Son sözüm şu. Desek ki biz kapı kapalı, derler ki ya nasıl sokmuyorsun, tapusu senin mi? Vallahi doğru. Ne Kemal Bey'indi ne Özgür Özel'in. Ecevit'in de değildi, İsmet Paşa'nın da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dört yolda Atatürk'ü seven herkesi, Atatürk'ü seven milliyetçileri, Atatürk'ü seven başka partilere geçmişte oy veren herkesi Atatürk'ün kurduğu partiye baba evine davet ediyoruz. Baba evine davet ediyoruz. Hatay'ı çok seviyoruz. Dört yolu çok seviyoruz. Seçimlerde dört yol belediyesini kazanmayı, dört yolun bundan sonraki sürecine Ekrem Başkan'ın İstanbul'u gibi bambaşka bir sosyal belediyeciliğin sözünü veriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler 8. Genel Başkanımız. Teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Milletvekillerimiz. Atamızın en sadık dostları sizlere sevgi selamlarını sunuyor. Çok teşekkürler. Ekrem Başkanım. Efendim.